Evet. öncelikle e, tabii İyi Parti'yi ve İyi Parti'nin yeni genel başkanı Sayın Musaat At tebrik ediyorum. Ama e, bu kongrenin büyük bir olgunluk içerisinde geçmesini sağlayan e, Sayın Koray Aydın'ı e, ve Tolga Sayın Tolga Akalın'ı da tebrik ediyorum. E, İyi Parti camiasına e, hayırlı olsun. Fakat ilginç bir şey var tabii siz o dönemde yakından gözlemlediniz gazeteci olarak e, İyi Parti'nin iki kişi kurduk. Kurucular kurulunu iki kişi e, oluşturduk. E, Sayın Akşener'le evet. e, benim dışımda bugün o salonda olan herkes partiye katıldı. Koray Bey de, Musavat Bey de e, daha sonra katıldılar. Hı hı. E, ve e, bugün e, Meral Hanım da kurucu olarak e, benden sonra ayrıldı. Yani iki kurucusu da artık partide olmayan bir e, iyi parti var. E, tabii ben demiştim demek istemiyorum ama Hı. Meral Hanım bugün e, konuşmasında e, iyi partinin bir üçüncü yol olarak iki kutuplu Türk siyasetinde yola çıktığını e, söyledi. Evet öyle çıkmıştık. Hatta sizle yaptığımız röportajda Hı. da benim de ifade ettiğim husus buydu. Beni ayrılmaya e, iten gerekçelerden bir tanesi de başlar başlamaz bu yoldan e, İyi Parti'nin ayrılması ve e, Cumhuriyet Halk Partisi ile ittifaka girerek önce genel seçimde alabileceği oyun altında oy alması sonra yerel seçimde ki ona şiddetle karşı çıkmıştım hı hı. E, ve seçimden sonra da divandan ayrılmıştım buna tepki olarak ve Yerel seçimde Cumhuriyet Halk Partisi ile ittifak yapmasıydı ki bu ittifak aynı zamanda Cumhur İttifakı'nın da dağılmış olan Cumhur İttifakı'nın da yeniden kurulmasını sağlamıştı. Ee, evet, evet keşke olmasaydı e, denmiyor siyasette oldu ve e, bugünlere gelindi Meral Hanım'a bundan sonraki e, hayatında sağlık ve mutluluk diliyorum. Evet. E, ve İyi Parti'deki arkadaşlara da e, bizim kapımız e, Zafer Partisi olarak e, herkese açık e, ve sayın musavatlarmış oldu bir kahve içmek isterse e, Zafer Partisi'nde güzel kahve yapılıyor. Öyle mi? Peki. <laughs> Peki şunu sorayım size. E, ha çünkü bunu şöyle bunun için söylüyorum e, biz e, seçimlerden önce biliyorsunuz e, e, İyi Parti'ye bir ee, öneride bulunduk Seçim işbirliği önerisinde evet, evet. ve e, bu e, öneriyi izah etmek için de ben randevu istedim e, ve e, randevu verilmedi e, şimdi herhalde e, sıra evet. iyi partide randevu isteme sırası İsterlerse kapımız açık istemezlerse e, o da başka bir fensele. Peki şunu şunu merak ediyorum mesela Tolga Akalın dedi ki geçtiğimiz günlerde. E, partiden ayrılanları dedi. Sizin isminizi de telaffuz etti hatta. Biz hani herkesi bu partide tekrar görmek istiyoruz dedi. Tabii siz artık bambaşka bir yolculuktasınız kendi siyasi partiniz var. E, muhtemelen bir kere sizi kimse aradı mı kurultaydan önce? Sizi buraya davet eden oldu mu? Onu merak ediyorum. Ba ya ...bazen Aa, partilerde... Yok, e, ...kurultaya partiler davet, davet eden olmadı mi? beni... Hı. ...veya başka bir yere davet eden olmadı ama... ...gazeteci arkadaşlar aradılar... Hı hı. E, ...dediler ki kurultaya... ...gelecekmişsiniz... Hı. E, dedim, ...nereden duydunuz ben... E, ...yani aklımdan bile... ...geçmedi... ...fakat e, ben bugün kurultayın yapıldığı... E, ...Ankara Ticaret Odası'nın... Kongre salonunun altında biliyorsunuz kitap fuarı Aa, da evet, yapılıyor. Evet, Mustafa Bey de ee, söyledi. Kitap Doğru. fuarına e, kitap almaya gittim. Ben bugünlerde kitap fuarına ancak imzalamaya gidiyorum. İmzalamaya gittiğim zaman da dolaşmaya, kitap almaya hiç vaktim olmuyor. Ve onun için e, kitap almaya gittim. Tabii kapının önünde bekleyen bazı İyi Parti'den Hı. arkadaşlarla e, karşılaştık. Fotoğraf çektirmek isteyenler oldu. Onlarla e, fotoğraf çektirdik. Hatta e, takıldım. Ya aban çektiriyorsun ama bak yayınlama sonra ihraç ederler seni falan e, diye şakalaştık. Evet peki.